öncelikle bütün milletimize ve orada yaşayan, Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Yani oradaki yaralılarımıza Allah acilen şifa versin. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Tabii ki bu bir afet. Yani bu gibi durumlarda bizim tarihimizde zaten atalarımızdan gelme, Türk milleti olarak bizim duyarlı kalmamamız zaten doğru olmazdı. Biz öyle gördük. Bütün hepimiz. Şimdi buradan baktığımızda karınca kararınca yani bütün hemşehrilerimiz takip ediyor sosyal medyadan sizler aracılığıyla daha ağırlıklı bir şey. Haydi yolculuklar, hadi. Aracımız Hatay'a doğru. Hatay değil mi? Hatay nereye? Hatay. Merkeze mi? Burada sizlere çok büyük rol düşüyor esasında. Yani bu paylaşımlar açısından değerlendirdiğimizde, mukayese ettiğimizde. Orada bütün hemşehrilerimiz tek bir olmuş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte beraber koordineli bir şekilde önemli olan o zaten vatandaşlarımızın hepsi bütün ülke olarak tek görev olmuş bir şekilde karınca kararınca eline gelen her şeyi yapıyorlar ve yapmaktalar. Çorum'daki Anadolu halkı zaten bütün düşünüp değerlendirdiğimde biz misafirperver bir ruha sahip insanlarız. Yani öyle yetiştik, böyle gördük. Yani bu Sivas, Tokat, Çorum, yani hani Gürşehir, Nevşehir, Çankırı, Gastomun, Sinop, Amasya, yani hangisinden bahsedersek bahsedelim, bizim milletimiz duyarsız kalamaz. Allah'tan gelen her şey tabii ki bu bir afet. Neticesinde bunun dışında bu güç birliği ve biz millet olarak yaptığımız bu dayanışma örneğiyle birlikte dünyada eşi benzeri görünmemiş bir toplumuz. Şimdi buradan biz değerlendirdiğimizde oradaki hemşehrilerimizin hepsi yani içimiz kan ağlıyor, kan ağlar şekilde her imkanı olan yaşısı ihtiyarı genci, onun gönlü her ne varsa hayvanı yani evindeki gelen imkanlar doğrultusunda başta devlet yetkilileri bu işi organize etmek şekliyle belediye başkanlarımız işte valilikler, kaymakamlıklar, köy muhtarlarımız özellikle bütün halkımızda toplu bir şekilde elinden gelen her şeyi oraya en iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaştırmak için bütün çabalarını gösterdiler. Bizler de yani Çorumlu hemşehrilerimiz, ben bu konuda hepsini takdir ederim özellikle İstanbul'da sivil toplum örgütleri, derneklerimiz, dernek başkanları, yani derneğe üye olan bütün halkımız, İşte imkanı olan vatandaşlarımız, buradaki çevremizdeki insanları da bir şekilde harekete geçerek yani anında organize olup yani bir şekilde oraya yardım ulaştırmak adına esnaf arkadaşlarımızla birlikte beraber biz benim Lupus'ta yaşayan bir tane yeğenim bize haber verdi. Gece 4.30'da dediğinde haberim oldu. Onlar hissetmişler sizde bir şey var mı diye. O saatten itibaren geçmişte 99'da biz hem İstanbul hem Yalova bölgesinde aktif olduğumuzdan dolayı özellikle gayrimenkul üzerine bu konularda oradaki dostlarımız yerel belediyelerde ve işte devlet yönetimlerinde olan arkadaşlarımızdan aldığımız önceki tecrübe ve bilgiler doğrultusunda bu işle ilgili bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini düşünerek yani o bakımdan hemen Zeytinburnu Kaymakamlığımızdan izin alarak burada aracımızı hemen afet bölgesine yönlendirdik. Ve çok dayanışma içerisinde esnaf arkadaşlarla birlikte onların bize katkılarından dolayı hep birlikte yani aktif olarak o bölgeye organize olmuş şekilde. Oradaki gelen bilgilerden, dostlarımızdan ve çevreden basından gördüklerimiz bu afetin bizim düşündüğümüzün daha da ötesinde çok büyük bir afet olduğunu varsayarak mevcutta bizim yazları daha çok sezonluk olarak kullandığımız Yalova bölgesindeki, Çınarcık'taki dayılarımızı yani eşyalı olan dayılarımızı bazılarında öğrenciler ikame etmekteydi. Şu anda onlar da okulların ve üniversitenin kapanması da boşaldı. Yani o bakımdan biz afet bölgesinde mağdur olan oradaki vatandaşlarımıza en az
bahar ayına kadar orada konaklamaları için destek çıkmak açısından böyle bir girişimde bulunduk. Ne mutlu bize. Şunu özellikle vurgulamak ve belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bütün herkesin dikkatini çekmiştir özellikle. Oradaki vatandaşımızın bir tanesi yazmış ne güzel, anlatmış bütün olayı. Yani o her şeyi açıklayan bir söz, o sözler. Yani diyor ki orada, 3 gün önce kirama zam yapan ev sahibi, 10 tane dairesi olan daire sahipleri ve onlarca market zinciri olan market sahipleriyle birlikte beraber biz işte hep birlikte aynı ateşin başında. Çok şeyi ifade eder aslında, ediyor. Çünkü dünya malı, dünyada kalıyor. Yani o bakımdan imkanı olan bütün vatandaşlarımızın bu duyarlı davranışından dolayı herkese minnettarız. Bütün dünyadaki yardım gönderen her kim olursa olsun, yani hani o bakımdan bu bir dayanışma örneği. Biz millet olarak da bu özveri içerisinde eğer devam ettiğimiz takdirde ocusu, bucusu, ötekisi, derisi olarak değerlerini düşünüp mukayese etmediğimiz takdirde biz büyük bir milletiz, büyük bir toplumuz. Hiçbir engel tanımayız. Bizim aşamayacağımız Allah'tan gelmeyen, yani onun dışında gelecek olan her engele karşı biz millet olarak her şeyi aşarız inşallah Allah'ın izniyle. Bunu da biz toplumsal olarak yaralarımızı sararak zamanla aşacağımızdan ve eminim. Ya bu bakımdan sizlere de teşekkür ederim. Sosyal medyada ve bu gibi işte aktif olarak televizyonlardan bu halkın sesini duyuran, insanları kenetleyen sizler gibi insanlar açısından da yani bunda önem arz etmekte. Çorum bütün hemşehrilerimize, dünyanın neresinde olursa olsun duyarlı olan bütün vatandaşlarımıza, yani herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Herkes var olsun, sağ olsun. Herkesten Allah razı olsun. İsmail kardeşim.